Ankara Emniyeti bütün şu ana kadar topladığı bütün bilgi ve belgeleri Sayın Cumhurbaşkanı'na sundu. Sayın Cumhurbaşkanı raporu açtı. Çok heyecanlı. Fotoğrafları gördü, isimleri gördü. Aslında zaten bildiğiydi ama çoğunu bildiğiydi. Ama oradaki daha başka bağlantıları gördü. Kabinesinden birinin buna nasıl dahil olduğunu ya da dahil olmaya çalıştığını ya da onun nasıl ucundan birisinden dokunduğunu gördü ve resmen çıldırdı. Hemen o sıra İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu Beştepe'ye çağırıyor. Önüne raporları koyuyor. Dün geceyi konuşuyor. Dün gece gelen bize bilgiler. Raporları önüne koyuyor. Sen bizi ne hale soktun? Bu nasıl bir iş? Bu nedir? Bu nasıl bağlantılar? Bunlar nasıl ağlar? Diyerek sert çıkıştığını ve bu işi çözmeden bir yere gidemezsin. Ve o andan itibaren yani Beştepe'de, Külliye'de yani resmen kavga yaşıyor. Azarlıyor. Fırçalıyor hatta. Amiyane tabirle. Bu işin çözüleceğiyle ilgili kesin ondan, kesin ona bir talimat veriyor. Bu iş çözülecek. Nereye varacağıyla ilgili. Hiçbir sınır yok. Nereye varırsa varsın bu iş çözülecek. Peki bu iş çözülecek mi? Nasıl göreceğiz onu? Yani bugün ve bundan sonraki görevden almalar veya istifalarla bunu göreceğiz. Bu rapor eğer Sayın Erdoğan'a gittiyse büyük ihtimal o rapor oraya da gönderildi. Dedi ki siz de gereğini yapın denmiştir. Çünkü bahsettiğimiz şey var. Şu anda bir pazarlık var arada. Aslında şöyle Sayın Erdoğan yapmıyor pazarlığı. Sayın Bahçeli yapıyor pazarlığı. Ve o pazarlığın sonucunda ne olacak? Bu isimler istifa mı edecek, görevden mi hazırlanacak? Çünkü o raporun içinde fezlekeler de var. Yani o vekillerle ilgili fezleke hazırlanma durumu da var. Fezleke hazırlanabilecek bilgiler de var. Suç unsurları da var. Bununla ilgili önümüzdeki hafta biz artık bu suikastin şu anda siyasete etkisini konuşacağız. Biz emniyet kanadını gördük. İkiyüzlü Hareket polisiyle de beraber de gördük. Şimdi bu işin siyaset kanadını ve devlet bu işe nasıl müdahale edecek? O kanadını önümüzdeki günlerde görevden almalar, istifalar yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Öyle göreceğiz.